Welcome back, my friends, to the show that never ends. We're so glad you could attend. Herkese merhaba, Konuşasın Var Podcast'a hoş geldiniz. Bugün konuklu bölümlerimizden bir tanesindeyiz ama konuğumuz müdavim değil, yeni bir konuğumuz var. Hoş geldin Beliz, nasılsın? Hoş bulduk, merhaba, iyiyim, siz nasılsınız? Biz de iyiyiz, teşekkürler. Ececiğim sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Konuğumuz biraz kendinden bahsetsin ya. Seni nasıl düşürdük bu aleme? Umur sürekli şey yapıyor, söyleniyor, maaşımı vermediler de çıkmayacağım bir daha yayına da falan diye. Ben İngiltere'de yaşıyorum. Göçmen tatlı kadınlarımızdan bir tanesi. Evet, Türkiye'den öyle kesişti zaten. Evet, Türkiye'den göçtüm. Buralara geldim. İngiltere'de yaşıyorum. Çalışıyorum. Ev iş arası gidip geliyorum. Hayatta kalmaya çalışıyorum. Hayatta kalmaya çalışıyorum. Evet. Bugün ne konuşuyoruz? Bugün anneanne, babaanne, dede klişeleri konuşacağız. Konuya hazır mısınız? Çok. İlk şöyle başlamak istiyorum. Yani böyle anneanne ya da babaanne, hani düşündüğünüzde ya da dedeniz, hani iki taraftan da fark etmez. Böyle ya benim çok orijinal anneannem, dedem ya da işte babaannem vardı diye düşündüğünüz oldu mu hiç? Önce Beliz seninle açalım. Anneannenle, babaannenle ya da dedelerinle ilgili ne hissediyorsun? Valla babaannem ve onun eşi var. Hani dedem tarafını ben çok erken kaybettim. O yüzden hani onlarla ilgili çok bir şeyim yok hani böyle. Ama anneanne ve dedem hala hayatta. Özellikle anneannemle ilgili çok anılarım var. Sağ olsun. Onun böyle klişeleri var yani. Mutlaka işte şunu yap, bunu yapma. Aman onu yap, bunu yapma. Hani özlü böyle sözler, evet, özlü sözler, üzerimdeki etkileri var yani, sağ olsun. Yani o yönden şanslıyım. Peki Ece, sen ne hissediyorsun? Bir tarafımız ortak zaten seninle. Evet. Yani tahmin ettiğimiz üzere anneannem çok orijinal kadındı. Bayağı orijinaldi canım. Nevi şahsına münasır derler ya, öyle bir kadındı. Peki evet. Şey konusunda ne hissediyorsun Ece? İki tarafın dengesi konusunda. Hani mesela babaannenle anneannen ya da iki dedeyi kıyasladığında hangi tarafı daha yüksek buluyorsun hani şimdi şeyde? Yani şöyle, ben yani hemen hemen anneanne dedeyle büyümüş gibi olduğum için. Evet, biz aynı apartmanda yaşıyorduk. Dolayısıyla oraya tabii ki bir tık daha yakınım. Yani öteki tarafta tabii ki. Sormak istediğim o değil. Sormak istediğim böyle hani orijinallik açısından. Hani anneannem ya. Yani dördünün arasında çok net anneannem ya. Ben de düşünüyorum, katılıyorum. Bilmiyorum yani. Benim şey, babaannem falan çok fazla normaldi yani, hani böyle. Aynen, benim baba tarafım da çok şey. Çok sakin ve normallerdi. O yüzden ben de anneannemi koyarım bire yani. Şimdi benim önümde daha önce sorduğumuz sorulardan, işte dinleyicilerden topladığımız, aynı zamanda da işte sohbetlerimden çıkardığım bir liste var. Ben bu listeyi size tek tek okuyacağım. Biz klişeleri öyle yapıyoruz. Beni sen daha önce dinlemişsindir herhalde. Bilemiyorum. Dinledim tabii ki. Ben konuşasın var, müdavimiyim. Süper. Yani şey yapacağım, onları okuyacağım. Üzerinden hem konuşacağız hem kendi anısını paylaşmak isteyen varsa paylaşsın. O şekilde tamam. Gideceğiz. Şimdi ilki. Demiş ki bir anne. Tüm anneanneler, babaanneler, dedeler, biliyoruz torunlarınızı çok seviyorsunuz ama bazı laflarınız bazen sinirimize dokunuyor. Mesela benim torunuma iyi bak, çocuğuma iyi bak lafları sinirimi tepeme çıkarıyor. Demeseler bakmıyoruz sanki, atı vereceğim sokağa, görecekler yazmış. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu defa Ece senle başlayalım. Yani bu şeyi düşününce böyle bir şeyle duyduğumu da hatırlamıyorum pek. Yani yok. Ben duydum ya. Yani şey, biz şimdi ama sen çok yakındaydın, evet, ya. Evet yani, o yüzden bana pek olmadı. Telefonda şey vardı benim babamlardan. Hani aman işte iyi bak falan. Dikkat et. Yani ben benimkilerin sinirlendiğini hatırlamıyorum. Art niyetli bir şey değildi ama hani etrafımda çok görüyorum. Senin var mı Beliz'e buna dair bir şeyin? Valla bununla ilgili evet işte o çok kısa anılarımın oldu. Babamın hani babası, dedem, onunla var. O böyle hani herhalde az vakit geçecekmişiz. O da hissediyor muydu bilmiyorum ama hep böyle ne istersem yapardı küçüklükten hatırladığım. Bununla ilgili bir anım var. Mesela ben oje sürmeyi çok seven bir insandım. Böyle hani daha küçüklükten.
Oje sürerken koltuğa dökmüştüm böyle sarı ojemi, hiç unutmuyorum. Babam aldı ojeyi camdan, açtı camı, karşısında orman bizi fırlattı. Sonra işte dedem dedi ki işte niye böyle yapıyorsun, benim torunum bir tanedir, ona çok iyi bakacaksınız, böyle yapmayacaksınız. Hani böyle onun öğütleri vardı. Çok üzülmüştü hocam. Baban da nasıl gaza geldiyse camdan fırlatmak dedi. Koltuğa dökmüştüm çünkü. Bana da kızamadı. Aldı camdan dışarı. Çöp kesmemiş adamı. Evet. Ya dedeler, anneanneler işte şeyler kıyamıyorlar ya, o var. Yani çünkü mesela özellikle benim babamın babasına dair milletin böyle horror story deriz ya, korku hikayeleri var, adamın yanına yaklaşamıyorlarmış. Ama bana sorsan mümkün değil, öyle bir insan gözümde canlanmıyor benim. Ama bir anılar anlatıyorlar. Aman Allah'ım, benimle olan videolara fotoğraf, adam beni hoplatıyor sürekli. Yani anlatabiliyor muyum? Sorunsuz bir tip bana göre. Ama işte anneanneler dediler falan kıyamıyor torunlarına. Kesinlikle kıyamıyorlar. Hele kendi çocuklarına böyle sert olanlar torunlara bir ekstra yumuşak oluyor. Evet. Var yani. Torun daha çok sevilir diyorlar ya zaten. O neden biliyor musun? Çocukla sürekli birebir ya, bıkıyor. Anne baba bak sana çok ne söylüyorum. Takip edemiyor. Ama torun öyle bir şey değil. Arada bir gelip gidiyor. Yani istediğinde gönderebileceğin bir muhatap var. Bence evet. Ondan kaynaklı olabilir. Bir de ileri yaş. Şimdi çoğumuzun anne babası erken anne baba olmuş. Bir bakıma güzel gibi görünse de zor aslında. Doğru. Kendini bilmiyorsun daha. Ama düşünsene şimdi hani 30'ların sonunda anne olan insanlar daha dingin oluyor. Tabii, evet tecrübe. Biraz zorlanıyor ama daha dingin oluyorlar. Öyle düşün bence Ece. Var bilmiyorum. Bu benim görüşüm. Aa, bu şey. Buna dair mesela şimdi okuyacağım şeyler bir anım var ama anlatamam. Babam beni vurur. Şimdi diyor ki kayınvalidem, kayınpederim kucağına her aldıklarında çocuğumuz zayıflamış bu çocuk diyorlar. Aşırı sinirim bozuluyor. Sanki bakamıyoruz çocuğa. Halbuki çocuğun kilosu gayet normal. Ne düşünüyorsunuz? Yani ben kendim için düşünüyorum. Öyle bir şey yaşamadım. Çünkü küçükken yani yeme problemim çok varmış. Dolayısıyla ne yesem kâr diye düşündüklerini düşünüyorum ben. Ya sen çok sorunlu. Ben seni hatırlıyorum. Evet. Aşırı zayıftı Beliz. Aşırı. Yani böyle ay, öyle ben... böyle değil. Ama bir de şey, sincap gibi ağzında biriktirip sonunda kusturdu. Çok, yani gerçekten Allah düşmanımın başına versin dediklerim. Çocuk ya gibi. Ben hayatımda şu yanaklarında bu kadar çok yemek biriktirebilen bir insan görmüyorum. Mümkün, çorbayı nasıl tutarsın ağzında o kadar? Mümkün gerçekten mü? Gerçekten tutuyormuşum ve bütün kaseyi ağzında tutuyormuşum. Evet. Herkes işte yedi falan yapıyormuş. 5 dakika sonra tamamını böyle al bana yediren sen misin? Şaka gibi. Yani gerçekten düşman başına denilecek tarzda bir çocuk yani bu konuda. Yemekten nefret eden. Yemekten nefret eden. Sonra değişti ya. Düşünmüyorum. Bir ilginçti, bilmiyorum. Bizimkilerin yemek ve verdikleri yiyecek, sağlıklı yiyeceklerden de kaynaklı olabilir. Sende var mıydı mesela anne babanda böyle aman sağlıklı yesin, tatlıyla tanışmasın, sana öyle şeyler yaptılar mı hiç? Yok, hiç yapmadılar ya. Yani çünkü ben de Ece gibi yani böyle hani tutmuyordum ama herhalde yemiyordum çok. Çok zayıftım. Anne ben sırf zayıfım, bu çok zayıf dedikleri için işten çıkmış beni yedirsin diye. İşten ayrılıp bana yedirmiş. Netice bu yani. Hani hiç hoş olmamış. O başarılı olmuş da sonun çok kötü. Öyle canım, çocuklara dayıyorlar şeyi. Balık yağını, onu bunu, aman evet. Yiyorlar. Ondan sonra birden semirince de ne oldu bu çocuğa hiç bilmiyorum falan. Küçükken çok zayıftı. Yani bak, yılda 5 kilo pekmez yemişim ben. Çok büyük bir şey bu. Şimdi kilona laf eden olursa izin verme. Ben vermem. Evet. Böyle söylüyorsa diyorum. Aynen. Hiçbirime sayın. Yaptığınız baskıya sayın diye. Sizin var mı aklınıza gelen bir anneanne, dede ya da babaanne klişeniz? Öyle gidelim biraz da. Anneanne klişe, ya şöyle diyebilirim. Benim yeme sorunum olduğu için ve genelde böyle annem çalıştığı zamanlarda anneanneme bıraktığı için şey huyu vardı. Kıyamıyordu ve yani her gün de olsa patates kızartıyordu mesela. Hani yesin de bari patates yesin kızacağız diye. İşe yaradı sonuçta. Yani
Şey var, bir kıyamama olayı var o konuda. Var var. O benim babaannemde de vardı. Yani benim yeme sorunum da yoktu ama çocuğun canı istiyor diye. Semirmem'de büyük etkileri var yani, Allah rahmet eylesin. Var mı böyle peki şey aklınıza gelen, hani ya şöyle de bir laf söylerdi, hani böyle oturturdu deliğine gibi, var mı, atasöz deyim kullanıyor muydu sizinkiler? Valla benimkinin tek bir lafı var anneannemin, yani hep böyle misafir üzerine anneanneminki şey diyor hep böyle, misafir ne demek, gel beni gör demek, ona göre evi temizleyeceksin, her yer çok temiz olmalı. Ya diyorum ki misafir niye gelecek beni görecek? Yani hani beni görmeye mi geliyorlar? İki laf etmeye geliyorlar. Hayır diyor. Her yer mis gibi olmalı. Gel beni gör demek. Çünkü niye sonra arkandan konuşuyorlar? Tabii konuşabilirler. Aile içinde bile oluyor ya. Şoklardayım o konuda. İnsan şeyden sonra, evini ayırdıktan sonra fark ediyor onları. Evet. Dikkat edeceksin. Her türlü şey kayda alınabilir yani. Ece sende var mı? Anneannem şey derdi, masada mesela bir şeyler var, masa hazırlanmış ve az konulmuş eskaza. Analık gibi mi koydun, hani bir gözümüz doysun? Onu hiç sevmezdi rahmetli. Niye analık gibi koyuyorsun? Hani bol bol koy önce bir gözümüz doysun, öyle azar azar ne? Ya da bir tabağa birine koydun, eskaza bir tane istemiş bulundu kişi. Ama bir tanesi de sen niye analık gibi koyuyorsun derdi yani. Ama bence haklı. Ben katılıyorum. Bence insanın önce gözü doyar masada. Ben çok katılıyorum ona yani. Benim iki tarafta aynen, anneannem de öyleydi. Babaannem anneannemden beterdi benim. Yani böyle şey değil. Yani atıyorum bir kaseye çorba koyduğunu bilmem hiç. Kase yoğurtluk bir şeydi onun için. Yani normal büyük yemek tabağına anlatabiliyor muyum? Porsiyonlar hep çok büyüktü. Yani öyle bir şeyi vardı. Anneannemden beterdi. O yüzden şey, iki taraftan da alışkanlıkla ben de öyleyim ya. Yani çok. Bunu önce göze çok hitap istedim. Etmeli. Evet. Ya hitaptan şey, yani az olmasın ya. Şey evet. Hissettirmesin. Bol bol olsun. Dur, ha, dur ben almayayım da ötekiler daha çok alsın hissettirmesin insana. Evet evet. Şimdi evet. De iki porsiyonluk koyuyoruz tabağa işte ve yiyoruz hepsini. Öyle deme, öyle deme. Misafire bunu yapıyoruz ama kendimize normalde. Misafir gelince yapıyorsun. Sen demek ki normal hayatında da yapıyorsun. Ben normal hayatımda da bol dolduruyorum yani ki ikinci kere kalkmayayım diye. Hani bir şey düşünmüyorum acaba yiyebilir miyim diye. Bizim şey vardı, hiç unutmuyorum onu. Benim babaannem çok şey, hızlı boğazları şişerdi. Böyle kötü hasta olan tiplerden de, o yüzden de şey, dondurma yemezdi. Yedirmezlerdi kadına aslında. Yani bu bir tercih değil. Kadına dondurma vermezlerdi. Ben ilkokuldayken okuldan gelince babaannemle evden kaçardık. Ya da annem ve babam çalışıyordu. Dedem de camiye falan gitmiş olur. Biz kaçardık. Bakkaldan dondurma alır, arka tarafa geçip orada duvarın üstüne oturup yerdik, eve gelirdik. Ertesi gün tabii babaannem hasta. Herkes şey, ne oldu bu kadına? O da hiç ele vermezdi beni sağ olsun. O hasta yani mutlaka. Şeyi yaşadınız mı hiç böyle, hani dede anneanne terlikle, hani bir kovalamaca, bir bak geliyor terlik, hani dayak demiyorum. Hani o tarz bir anınız var mı? Sinirlendirdi. İki taraftan böyle. Da yok ya. Yani benim de yok. Benim var. Babamın kafasıyla anlatayım hemen size. Böyle kösele terlikler olur ya, eski dede terlikleri de hala onları giyiyor bizimki de. Ya bayılıyordu altı kösele terliklere. Onlar da şey, tabii ki hiç vurmadı ama böyle şeydi, bak geliyor terlik falan diye. Hani böyle sanki dayak yesem hani acısını bileceğim ama yok. Neyse bir yaptı, iki yaptı. Ben de ilkokuldayım o zaman. Biz de Antalya'da kalıyorlar, bana bakıyorlardı. Şey yaptım. Bir sabah uyanır uyanmaz daha dedem uyurken odaya sıvışıp terliklerini alıp aşağı çöpe attım götürüp. Dedem çok bozuldu buna. Sabah sabah üşenmemiş, valizlerini toplamış. Kapının önünde bekliyor. Annem uyanmasın. Neyse daha terliği, 7 yaşındayım. Ha, terliğimi çöpe attı. Bizi bu evde istemiyor. Ben gidiyorum. Babam yalvararak ikna etti. Dedem biraz ilginç insandı. Şimdi düşününce yavaş yavaş anılar geliyor. Da ilginçti gerçekten. Ay, peki anı bekliyorum sizden. Var mı şöyle anımsadığınız güzel ya da orijinal anılar? Sen öyle deyince aklımda şey oluştu direkt benim. Bu hani
şey vardır ya, çocukla çocuk olma. Ya o hep kuzen kavgalarında o sinir oluyordum ya, yemin ediyorum. Anlattıktan sonra gireceğim ben araya. Yani genelde böyle hani dedeme söyleniyor gibi. Dedem çok şakacı birisiydi. Böyle ama eşek sözlü, sözlü şaka da yapardı. Yani şey, el şakası, su şakası falan filan, her türlü şaka hani. Ve organizasyonu şaka da yaptığı çok olurdu yani. Ve en son hani küçük olduğumuz ve çıldırdığımız için en son anneannem böyle bağırınıp şey derdi. Çocukla çocuk olma be adam falan diye. Anneannemin hayatı zaten dedemi şekle kalıba sokmakla geçti ya rahmetli. Yani hep şeydi, nasıl diyeyim sana, hep böyle ortamı böyle bir durdurmaya çalışan, hani yatıştırmaya çalışan bir kadın düşün. Yani böyle sürekli dedem bir muzurluk peşinde, sürekli bir olay çıkıyor. Ve anneannem sürekli ona müdahale ediyor. Bu sadece çocuklarla ilgili genel yani. Hakikaten ilginç adamdı ya. Peki var mı sizin başka aklınıza gelen bir şey anlatmak, paylaşmak istediğiniz, yoksa ufaktan toparlayalım bunu artık? Var mı tamam, bir şey? Toparlayalım o zaman. Ufaktan toparlayalım, evet. Aynen. O zaman sevgili dinleyiciler, eğer varsa güzel anılarınız, ilginç bulduğunuz, unutamadığınız bir şeyler anneannelerinize, babaannelerinize, dedelerinize dair bizimle paylaşırsanız çok seviniriz. Sosyal medya hesaplarından bizlere ulaşabilirsiniz. Bizleri takip ederseniz çok mutlu oluruz. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka podcast'te görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.